Sokakta yürürken de bir kadın şiddete uğrayabiliyor ya da iş yerinde de şiddete uğrayabiliyor. Erkekler de uğruyor. Evet, ama daha çok Türkiye ataerkil bir toplum olduğu için onu da izah etmek istiyorum. Medeni Kanun'da 1926 yılında kabul edildiğinde koca birliğin reisidir maddesi vardı ve evli bir kadın çalışacağı zaman kocasından bir izin belgesi getirmesi gerekiyordu yasaya göre. 2002 senesinde bu değişti. Daha bizim ülkemizde yeni yani. Çok yeni değişmiş. Dolayısıyla 2021'deyiz ve yine de yol alındığını düşünüyorum ben bir hukukçu olarak. Şiddetin tanımını yapmamız gerekirse gerek özel gerek kamusal alanda kadının zarar görmesi ve acı çekmesine sebep olan her türlü fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik eylem. Yalnız bu eylemin aktif bir eylem olması gerekmiyor. Pasif bir şekilde o kişiyi aktif olmasına gerekmiyor. Mesela o kişiyi özgürlükten... Pasif biraz açabilir misiniz? Mesela seni döveceğim demek de bir tehdittir. Dövmeyeceği halde. Yani tehdit etmesi de bu 6284 sayılı yasa kapsamına girer. Aynı zamanda özgürlüğünden yoksun bırakmak o kadını, yalnızlaştırmak, arkadaşlarıyla görüştürmemek. Aktif bir yani dayak eylemi ya da hakaret olmasa bile bu şiddet tanımı içine giriyor. Ve böyle bir halde de biz hiçbir delil ibraz etmeksizin aile mahkemesinden 6284 sayılı yasa kapsamındaki tedbirlerden faydalanabiliyoruz. Uzaklaştırma alıyoruz. Bunun için bir delil ibraz etmemize gerek yok. Hakime dilekçe yazıyoruz ve diyoruz ki işte bu kişi bu şekilde davranışlar sergiliyor. Beyan ediyoruz sadece ve hakim o zaman kararı veriyor. İş yerine de yaklaşmama kararı alabiliyoruz. Eğer bir sitede oturuyorsa site güvenliğine bu mutlaka veriliyor. Polise otomatikman zaten tebliğ ediliyor. Ve kadının üstünde taşımasını da istiyoruz biz bu koruma kararlarını. Aynı zamanda ortak çocukları varsa, çocukların o şiddet uygulayan babaysa eğer ya da erkek arkadaşıysa onun görüşmesinin kısıtlanmasına ya da tamamen ortadan kaldırılmasına dair karar alabiliyoruz. Ya da sosyal medyadan, telefonla, mail yoluyla hiçbir şekilde onunla iletişim kurmamasına yönelik tedbir de alabiliyoruz. Tabii yani sadece... Onu da şunu da belirtelim, yani bu sadece fiziki olarak bir temasta bulunmaması değil, evet. Telefonla taciz tabii. Etmesi, sosyal medyadan açıktan sinkaflı yazılar yazması, her şey herhalde dahil çok, değil mi? Bizim evet gördüğümüz davalarda pek çok, en son benim aldığım bir tedbir kararından sonra mesela her yerden mesaj yollamasını engellenmesine yönelik bir karar aldığımda havale yaptı benim müvekkilime o kişi. Bu doğru mu bu arada? Ben onu okudum. Evet, havale yaptı ve mesela 0.03 kuruş 5 kere 6 kere göndermiş açıklamayı da işte lütfen evine dön. Eğer o elbiseyi giyersen sana yapacağımı biliyorum. Ben bunu okudum. Bunu, evet, ben oluyor. Bunun gerçek olduğuna evet, inanmak gerçek, sizin maalesef. Müvekkiliniz miydi? Evet, var böyle bir şey. Pek çok başka avukat meslektaşlarımla da konuşuyoruz. Öyle çok de yapıyorlar ya. Keşke erkekler bu yaratıcı tavırlarını başka yerlerde kullansalar. Aynen. Değil mi? Ben bir şey sormak tabii, istiyorum. Buyurun. Önemli olan karar almak değil galiba. Çünkü ne kadar karar alırsak evet. Alalım sonuçlar değişmediğinde bu kararlara uygulanmamasının cezai yaptırımları nelerdir? Bana göre evet, asıl var. Daha önemli konu. Tazyik hapsi alıyoruz 3 günden 10 güne kadar ve o zaman hapis cezası çıkıyor ve bu paraya çevrilemeyen bir ceza. Ha, paraya çevrilmemesi çok önemli. Evet. Bunun altını çizelim. Evet, belki 3 gün yeterli değil ama. Tabii şimdi bakın gerçekten bizde yani Türkiye'de ya da işte pek çok dünya ülkesinde de var ama eğitimle ancak bu çözülebilir bir sorun. Dediğim gibi yani mesela biz o zaman üniversiteden mezun olduğumuzda evli arkadaşlarım ofis açacağı zaman baroya kocasından izin belgesi götürmüştü. Bir avukatsınız bir de siz. Evet, o zaman biz çok isyan etmiştik. Fakültede okurken de çok isyan etmiştik. 2002 senesinde bu değişti. Dolayısıyla yani Türkiye'deki o ataerkil bakış açısının değişmesi için ana sınıfından itibaren esasında eğitimin değişmesi ve kadın ama hakları... Ama kanunlarda bence bir takım evet, değişiklikler yapılması lazım. Buna benzer başka lazım. Kanunlar var mı bilmemiz gereken? Şöyle, kadının o değişmiş şükür. Ailenin evet. Korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun gerçekten kapsamlı ve koruyucu. Yani kadını koruyabilir esasen. Fakat ne yazık ki oradaki ceza caydırıcı olmuyor. Çünkü onları hiçbir şey engellemiyor. Ya çünkü doğru. Malı gibi görüyor kadını. Ayrı bir birey olarak kabul etmiyor. Yani insan olarak kabul etmiyor.
Bizim esas sorunumuz bu. O ceza hatta bile provokatif oluyor, öyle değil mi? Yani 3 gün hapishanede yatarak, evet, belki kendisini daha da... Sen bana nasıl bunu yaparsın? Ben sana bedeli daha fazlasını ödeteyim gibi. Diyerek. Şimdi onlar istisna. Tabii ki bunlar yansıyanlar ama çözülen de çok vaka var Sevil Hanım. Yani onlar yansımıyor. Baro'nun istatistiklerine baktığımız zaman, Baro'nun Kadın Hakları Komisyonu ya da Adli Yardım Bürolarında evet, biraz çözülen çok... söylerseniz çünkü evet, insanlar artık evet, ekranlara ve sosyal medyaya evet, baktığında korkuyorlar. Çok güzel söylüyorsunuz. Aslında o çözülen vakaların da kesinlikle haber yapılması gerekiyor. Çünkü çok var. Sadece şiddet içerikli çok olaylar aksettirildiği için insanlar hayır çözülen çok vaka var. Hakkını kullanmaya gelen mesela ilkokul mezunu olmadığı halde bu sizin gibi programların sayesinde televizyonda öğrenip ki İstanbul Barosu'nun Adli Yardım Bürosu ve Kadın Hakları Komisyonu burada ücretsiz hizmet veriyor. Bu da çok önemli. Evet. O evet, kişilere nereye arayabilirler? Mesela diyelim baroyu, İstanbul Barosu yeni taşındığı için eski numara benim aklımda. Yeni numarasını ezbere bilmiyorum. İstanbul Barosu yazacaklar. Evet, İstanbul Barosu'na yazdıkları zaman yeni numaradan aradıkları zaman kesinlikle yardımcı olunuyor. Ne kadar sürede cevap gelebiliyor? Mesela böyle bir şiddetle karşı karşıya kaldım. Aynı gün hemen. Hemen tabii orada çalışan pek çok meslektaşımız var. Çok sevindim. Aynı anda çünkü yardımcı oluyoruz. Kesinlikle Baro'nun yani görevi burada yatsınamaz bir gerçek. Peki şimdi bu ekranlarda gördüğümüz olaylardan yola çıkarak maalesef önemli bir soru sormak istiyorum. Şimdi böyle bir şiddet gördü. Hem kadın hem de çocuk. Burada ilk etapta ne yapmak lazım? Yani bu şiddet gören kişilerin ilk etapta yapması gerekenleri bize bir sıralayabilir misiniz? Tabii. Azalım? Şimdi mesela karakola gidip şikayetçi olması gerekiyor ilk etapta. Karakola gidip şikayetçi olduğu zaman otomatikman onu darp raporu için sevk ediyorlar. Hı hı. Rapor alınıyor. Ama rapor alınmasa da biz bu tedbirleri alabiliyoruz. Dediğim gibi yani 6284 sayılı yasanın en önemli özelliği hiçbir delil ibraz edilmeksizin alınabiliyor olması. Peki ispat nasıl olacak? Yani... orada sadece kadının beyanı esas. Çünkü o kadını korumaya yönelik getirilmiş bir yasa. Anlaşılıyor zaten delillerle sonrasında da. 3 aya kadar veriliyor koruma tedbirleri. O şeyi aldıktan sonra raporu aile mahkemesine müracaatta işte 6284 sayılı yasadan kaynaklı tedbirlerin hepsini alabiliyoruz. Mesela burada Sevilay aslında hani kötü niyetli böyle bir erkeğe karşı böyle bir harekette yapıldığını varsayalım. Ya bu kadın zaten seni istemiyor ve uzaklaştırma aldıysa sen de zaten yaklaşma bu kadına. Evet. Yani demek ki aranızda bu ilişki bitmiş demektir. Yani bir kadınla bir erkek arasında böyle bir ilişki tesis edilemiyor ve kadın bir de bilinçli bir şekilde uzaklaştırma aldıysa ben hep söylüyorum bunu. Bakın geçen gün ben de bunu da size sormak isterim özellikle. Erkekler bu özellikle Ümitcan Uygun'un bir başka sözde TikTok fenomeni olduğu neyin fenomeni onu da bilmiyorum. Bir başka tanıdığı bir başka erkek yine canlı yayın açıp bir kadına şiddet uyguladı ve sonrasında şöyle bir açıklama yapmış. Bilip bilmeden konuşmayın, aldatıldım ben. Yok. Hiçbir şey şiddetin gerekçesi ya da mazereti olamaz zaten. Bu kabul edilemez. Ne hayvana karşı şiddet ne insana hiç kimseye. Yani burada bizim sorunumuz... Aldatma diye bir... burada şey çok önemli. Yani sanki bu ataerkil toplumda... Evet. Yani Hazal Hanım şu çok önemli. Hani hakimlerde erkek hakim gelirse böyle bir işte itiraf... Pardon, iftira tabii, atarak... Orada indirim almaya çalışıyor kendi yaptığı eyleme karşı ama kesinlikle hiçbir şekilde indirim artık verilmiyor ve uygulanmıyor. Peki bu size başka bir şey daha sormak istiyorum. Vaktimiz de kısıtlı, çok tabii, en önemli. Hamile birini terk eden bir kişiye nasıl yaptırımlar uygulanır? Şimdi bu aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali başlığı altında Türk Ceza Yasası'nda düzenlenmiştir. Eğer bir insan evli olduğu kişi tarafından hamileyken terk edilirse veya evli olmasına da gerek yok. Erkek arkadaşı ya da işte resmi nikahı olmayan imam nikahlı eşi. Ortak çocukları olacak. Evet, hamileyken kendisini bu şekilde çaresiz durumda terk ederse, maddi manevi çaresizliğe terk ederse şikayet üzerine de değil, kamu davası esasen ama savcıların haberinin olması için şikayet edilmesi gerekiyor. 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bunun da hapis cezası evet, var. Evet, hapis cezası var. Bunu biz kadın avukatlar defaten